Levent Yılmaz Dünya Ekonomik Görünümü ve Bizi Bekleyenler Uluslararası Para Fonu IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunun ve Ekim 2018 sayını istikrarlı büyümeyi sınayan zorluklar başlığıyla yayınladı. Raporun en dikkat çekici tespitlerinden birisi küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla yükseldiğinin vurgulanıyor olması. Bu sebeple 2018 ve 19 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri %3.9'dan %3.7'ye indirilirken bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra yükselen piyasa ekonomilerine yönelik büyüme tahminleri de aşağı çekilmiş oldu. Raporun Temmuz ayındaki versiyonunda 2018 yılı için %2.2 olarak tahmin edilen Almanya'nın büyüme rakamı %1.9 olarak güncellenirken 2019 tahmini ise %2.1 seviyesinden %1.9'a çekildi. Aynı şekilde Fransa'nın büyüme beklentisi bu yıl için %1.8'den %1.6'ya, 2019 tahmini ise %1.7'den %1.6'ya indirildi. İngiltere ve İtalya'ya ilişkin büyüme tahminleri Temmuz ayındaki rakamda sabit tutulurken, İspanya'nın 2018 büyüme beklentisi %2.8'den %2.7'ye güncellendi. Yeni tahminlere göre gelişmiş ülkelere yönelik büyüme beklentileri 2018 için sabit kalırken 2019 için %2.2'den %2.1'e revize edilerek indirilmiş oldu. Gelişmekte olan ekonomilerin durumu. Söz konusu raporda IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik 2018-2019 büyüme beklentileri %4.7'ye indirildi bu rakamlar Temmuz ayında yayımlanan bir önceki tahminde 2018 için %4.9, 2019 için %5.1 olarak belirlenmişti. Gelişmekte olan ülkelerden Brezilya, Meksika, Arjantin ve Güney Afrika'nın büyüme rakamları hem 2018 hem de 2019 için aşağı yönlü revize edilirken, Çin'in 2019 büyüme tahmini %6.4'ten %6.2'ye revize edildi. Ayrıca Temmuz ayında Arjantin'in %0.4 tahmin edilen büyümesi %2.6 daralma olarak güncellendi. Bu arada Arjantin'in yeniden IMF ile standby anlaşmasını yaptığını hatırlatmakta fayda var benzer şekilde IMF ile masaya oturmaya hazırlanan Pakistan'ın 2019 büyüme tahmininin de %4.7'den %4.0'a aşağı yönlü revize edildiğini bir kenara not edelim. Özetle dünya ekonomisinde büyümeler yavaşlıyor. Türkiye için ne diyorlar? IMF'nin Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminleri genelde tutmaz. Türkiye'ye ilişkin bir büyüme tahmini yayınlarlar ve son dönemdeki tecrübelerimiz bize bu rakamın genellikle IMF tahmininin çok üzerinde olduğunu söyler. Ancak yine de biz IMF'nin tahminlere kısaca bir göz atıyoruz. Rapora göre Türkiye'nin daha önceden 2018 yılına ilişkin yapılan büyüme tahmini %4.2'den %3.5'a revize edilmiş. 2019 tahmini için ise oldukça sert bir revize var. Daha önce 2019 için %3.9 olarak yapılan tahmin bu kez %0.4 olarak güncellenmiş. Temel riskler de enflasyon, cari açık ve işsizlik olarak belirlenmiş. 2019'da bizi bekleyenler Türkiye 2019'a elinde güçlü bir programla girecek. Ancak buna rağmen ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve yine ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seviyesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam edecek. Ayrıca Amerika ile Çin arasında baş gösteren ticaret savaşlarının seyri ve dünya ekonomisindeki aşağı yönlü büyüme beklentilerinin etkileri de yakından takip etmemiz gerekiyor. Dahası İdlib başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler ve Amerika ile yaşanan gerilimin gideceği nokta da önemli değişkenler olarak masada olacak. Spekülatif ataklarla yükselen kur, baz etkisi ve artan finansman maliyetlerinin neticesinde yukarı yönlü hareket eden enflasyon, tüfe üfe konusu da gündemin sıcak maddelerinden olacak. İlk bakışta bu tablo oldukça karamsar gelebilir. 2001 krizimiz ve 2008'deki küresel krizden elde ettiğimiz tecrübelerin çok önemli olduğu günler yaşıyoruz. Bu bakımdan eski adıyla Orta Vadeli Program OVP, yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı YEP hem içeri hem de dışarıda olumlu manada ciddi bir karşılık bulmuş durumda programın başarıyla uygulanacağına dair güvenin oluşmasıyla söz konusu riskleri minimize ederek yolumuza devam edebileceğimizi ve bu zorlu süreci atlatabileceğimizi unutmamak gerekiyor.